Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında beşamel soslu ıspanak. Malzemelerim 1 kilo ıspanak, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, 4 adet haşlanmış patates, tuz, karabiber, pul biber. Beşamel sosumuz için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un ve tereyağımız var. 1 kasede kaşar peynirimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Tavamızı ocağa koyduk. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımız biraz ısınsın. Soğanlarımızı ekleyeceğiz. Evet, ısınan tavamıza şimdi soğan ve sarımsağımızı ekliyorum. Birkaç dakika kavuralım soğanlarımızı. Soğanlarımızı birkaç dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçamızı da biraz kavuralım. Şimdi ıspanaklarımı ekliyorum. Evet, ıspanaklarımız sönene kadar aynı şekilde kavuralım. Ispanaklarımız kavrulurken biz de patateslerimizi küçük küçük doğrayalım. Ispanaklarımıza şimdi baharatları da koyalım. Tuzunu da ilave edelim. Şöyle bir kere daha karıştıralım ve altını kapatalım. Evet, ocağımızın altını kapattık. Doğramış olduğum haşlanmış patateslerimi bu karışıma ekliyorum. Yavaşça karıştıralım, patatesleri çok ezmeden. Bir borcama bu karışımımı döküyorum. Düzleştirelim. Evet, karışımımızı döktük, üzerini de düzelttik. Kenarda bekletelim ve beşamel sosumuzu hazırlayalım. Beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum tenceremize. Tereyağımızın erimesini bekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Birkaç dakika kavuruyorum unu. Şimdi sütümü ilave ediyorum. İki bardak sütümü de ilave ettim. Beşamel sosumuzu devamlı karıştırarak kıvama gelmesini sağlayalım. Beşamel sosumuz yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Şöyle bir tutam da tuz ilavesi yapıyorum. Devamlı karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya da başladı. Evet, kaynamaya başladı dediğim gibi. Şimdi kaşar peynirini de içine ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum kaşarlar eriyene kadar. Evet, kaşarlarımız içinde eridi. Altını kapatıyorum. Hazırladığımız beşamel sosu ıspanak ve patateslerimizin üzerine döküyoruz. Beşamel sosumuzu da ıspanaklarımızın üzerine döktük. Şimdi 180 derece fırında üzeri hafif böyle kızarana kadar pişiriyoruz. Beşamel soslu ıspanağımız pişti. Şimdi sizlere servis yapacağım. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.